Evet, şu anda Atokum'da Mehmet Usta'nın yanındayız. Kurban kesiminden dinlenmesine ve dinlendikten sonra yemek yapımına kadar her şeyi Mehmet Usta ile konuşacağız. Evet Mehmet Usta. Merhabalar. Merhabalar. Sizi tanıyabilir miyiz? Mehmet Filiz, Eda Duruz'un baş edeyim. Kurban etlerimizin kesimi, dinlenmesi, dondurulması ve pişirme ama aşamasına kadar bunları detaylı bir şekilde anlatacağız. Tamam. O zaman ilk olarak başlayalım. Kurban kesildikten sonra dinlendirme süreci ve parçalama nasıl olur? Parçalama kurbanımızı kestikten sonra kurban etinin her bir kısmından tatlı olur, rüzgar olur, kavurmalıklar olur. Burada şu anda elimizde dana ancak olmaz. Şöyle gösterelim. Bunu temizleyip doğrayacağız. Kızgarlıkta kavurmalıkta doğrayıp pişireceğiz de süreceğiz. Peki bunu yaptıktan sonra hani bunu aldık oradan. Evet. O dinlendirme hani parçalama sürecini geçtikten sonra da bunu saklama koşulları nedir usta? Saklama koşulları kurbanımız kesildikten sonraki aşama atıyoruz. Kurbanı kestik evde. Kurbanımızı oda sıcaklığında etlerimizi parça parça bir tepsinin içinde en az 2 saat veya 3 saat dinlendiriyoruz. Etimizin sıcaklığının geçmesi için. Etlerimizin sıcaklığı birbirine temas etmeyecek şekilde çevirerek, arada bir çevirerek bunları dinlendiriyoruz ve etlerimizi soğutuyoruz. Ondan sonraki aşama etlerimizi 2'şer kilo şeklinde, 2'şer kilogram şeklinde poşetlere, yani kolaya veya başka bir şeye değil, poşetlere 2'şer kilo şeklinde koyup hava almayacak şekilde bağlayıp daha sonra dondurucuya alıyoruz. Teşekkürler diyoruz ve hemen yavaş yavaş kesme işimine başlayalım. Ara ara yine evet. Ustamızdan sorularınızı alacağız. Evet, başlayalım. Şu sinir kısımlarını alıyoruz. Şu yağlı bölümlerini ayırıyoruz şu şekilde. Parçalamaya devam ederken hocam şu anda da izleyicilerimize hangi bölümü parçaladığını söyleyebilir miyiz? Bu dana antrikot, yumuşak antrikot. Evet. Bunlar hem kavurma yapılabilir hem de ızgara olarak kullanılabilir. Bunu bu şekilde kesip kavurmalığımızı çıkaracağımız zaman çok fazla pişirikler olacak. Büyük olmayacak şekilde. Peki kavurmalık etlerimizi bu şekilde çıkartıyoruz. Ancak bu etin kesinlikle dinlenmiş olması lazım. Yani en az bir bu etin dinlenmiş olması lazım. Peki genel olarak konuşursak söylersek hangi parçayı yani bir neyi yani bir hayvan hangi parçasını ne şekilde kesmeli ve ne şekilde değerlendirmeliyiz? Dana kurttan genelde kavurma yapılır, güzel kavurması olur. Elimizden geldiğince etlerimizi kemiksiz bir şekilde kalaba kaldırmamız gerekiyor. Çıkarırken daha kaliteli bir et elde etmiş olacağız. Kemikli etlerde su salınımı çok daha erken oluyor ama kemiksiz bir şekilde etlerde suyu geç salıyor. Dana antikot bundan hem kavurma yapılabilir hem de ızgarada kullanılabilir. Dananın sırt kısmında, yani sırt dediğim şeyden sonraki, antrikottan sonraki kısımda böyle güzel kavurmalar çıkar. Dananın göğüs kısmı vardır. Onun genelde taburla şeklinde doğranır. O şekilde dondurulur ama yapılabiliyorsa onu kıymalı olarak da kullanılabilir. Teşekkürler. Şimdi yağlarımızı, etimizin üstündeki yağlarını ayrıca doğradık. Önce yağlarımızı tavada bir süre kavuracağız. Daha sonra yağımızı posasına alacağız. Etlerimizi yağın içinde pişireceğiz. Yani et kendi yağıyla pişmiş olacak. Usta şöyle bir şey var. Eti kendi yağıyla pişirirsek ne olur? Farklı bir yağ kullanırsak ne olur? Evet, eti kendi yağıyla pişirirseniz çok daha kaliteli, çok daha lezzetli, yumuşak bir yağ çıkartmış olursunuz. Ancak başka yağlar kullanılırsa
çok anlamlı bir şey olmaz. Olmaz bir şey olur ama şu kullanmış olduğumuz yağ kadar lezzetli bir yemek çıkmış olur. Bu da antilop kızarmış olarak ayarladık. Evet. Bunu da bu şekilde dövmeden şu şekilde ince ince doğranıp yaprak şeklinde poşetlere üst üste istifleyip 1'e 2 kilo şeklinde dondurulmalı et. Genelde şu oluyor. Kurbanlarımız evlerimize geldiğinde 3 kilo, 5 kiloyu üst üste bir kovanın içine koymak bu kesinlikle yanlış bir şeydir. 5 kilo etin üst üste kovaya konulması, alttaki etlerin kararması ve etin suyunu salıp kovanın altına inmesi demektir. O yüzden etlerimizi hiçbir şekilde kovalarda muhafaza etmeyeceğiz. Yani etlerimiz geldikten sonra dinlendirme aşaması vardır, bekleme süresi vardır. 2-3 saat bekledikten sonra bu etlerimizi ikişer kilo şeklinde, kesinlikle ikişer ikişer buçuk kilo şeklinde bunu bu şekilde poşetlere koyup dolaplara kaldırıp muhafaza ediyoruz. Çarpma aşamasına gelince eti dolaptan çıkarttıktan sonraki aşama. Atıyorum eti 1 ay sonra veya 5 gün sonra veya 10 gün sonra dolaptan alıp yapacağımız zaman etimizi artı dolapta dinlendirmek zorundayız. Yani eti dolaptan alıp dışarıya atmak bu yanlış bir şey. Et suyunu salıyor, sonrasında kararıyor, etin yüzü sertleşiyor. Bu tarz şeyler yanlış şeylerdir. Bunu etimizi eksiden alıp artıda dinlendirip bir süre sonra alıp yemek yapacağız. Evet. O şekilde yapacağız. Şu anda ne yapıyoruz? Şu anda ızgarada olarak ayarladığımız etlerimizi evet. Ocağımıza atıyoruz. Yumuşak şekilde pişmesi için bunu çıkarırken soğan suyu, evet. Bir diş sarımsak, evet. Zeytinyağı, gerekirse biraz su bunların içinde dinlendirilir. Daha sonra alınıp ocakta pişirilir. Etlerimizi dolaptan çıkardıktan sonraki aşama şu şekilde etlerimizi dinlendirip donuk bir şekilde kesinlikle atmayacağız. Peki buradan donuk şekilde atanlara şey yapalım. Hani donuk şekilde deniriz. Bunun sebebi ne? Eti ne şekilde alabiliriz ve hani bunu ete nasıl yansır? Bu şekilde yapalım. Etlerimizi eksi derecede aldığımızda artı derecede dinlendirmek zorundayız. Dinlendirmek zorundayız dediğim şu. Etler eksiden alıp artıya konulmadığında, dışarı atıldığında etler kendi suyunu salar. Etin içindeki lezzet kaçar. Etin dış tarafı tabaka bağlı. Dış tarafı sertleşir. Bu sefer etin içi istediği gibi pişmez. Marine de çekmez. Yani atıyorum bir zeytinyağı sürücüsü veya bir marine yapacaksın. O marineyi çekmez. Çünkü etin dış tarafı açık havada tabaka bağlamış, kabuk bağlamış. Marine ne oluyor? Et sert düşüyor. Suyunu çok az salar. Onu daha sonra alıp marina yapıldığı zaman çok daha kaliteli bir et elde edilmiş. Evet, etlerimiz pişmeye devam ediyor ve ustamız fazla yanmadan direktmen bir tarafta et, öbür tarafta ama iki tarafta birden çevirmeye devam ediyor. Sanırsan soğan, mantar ve patates yanındaki yiyeceğimiz yanındaki mezeler. Aynen. Domates, biber, soğan,
sarımsak olabilir. Çok güzeldir. Sarımsak ızgarada yağlı bir şekilde pişirilir. Soğan da tüm şekilde pişirilirse soğan da güzel yağlanmalı ki kurumaz. Soğan da o şekilde çok güzel bir lezzet veriyor efendim. Orta pişkin. Bunu az daha pişireceğiz. Bu etimiz biraz daha sulu. Sulu bir et. Evet. Yani pişirimi de orta pişkin bir ettir. Hı. Bu şekilde dana antrikotu değerlendirilebilir. Bunu az daha pişkin yapacağız. Orta iki. Evet. Evet ustam, az önceki aldığımız yarı pişkindi. Evet. Ve şu andaki sarımsak tam pişmiş. Tam pişmiş, ancak kurumamış bir et. Eti çok fazla ızgarada durdurup durutmamamız lazım. Yani etin şu şekilde, yumuşak bir şekilde pişmesi ve etimizi ocağa atarken ocağımızın altındaki ateşin biraz daha gür olması, sert olması etimizi kurutmayacak. Yani şu lastik gibi bir et olmayacak. Şu şekilde parçalanacak, parçalayacak. Orta pişkin etlerin işleri şu şekilde az bir kırmızılık kalıyor. Ancak pişkin etlerde bu olmuyor. Pişkin et dediğim de çok fazla kurumayacak bir şekilde. Yani etle bile aman aman yapmak değil. Evet. Etimiz şu anda sunmaz. Evet, şu anda Atakum'dayız. Mehmet Usta'nın yanındayız. Ve orta halli ve normal pişmiş etlerimizle birlikte yanımızdaki mezelerimiz patates, mantar ve soğanı aldık. Hepsini pişirdik ve şu anda yemeğe hazır bir hale getirdik. Evet, şu anda yarıda kalan etlerimizle birlikte evet, bu şekilde tadı gerçekten enfes. Ve şuradan bunu da yaptıktan sonra ustam sıra neydi? Sıra kavurma yapalım. Tamam. Tam bayramlarda, evet. Kurbanlarda genelde yapılan evlerde yapılan kavurma yapalım. Evet. Kavurmanın nasıl yumuşak düştüğünü ve eti nasıl kullandığımızı, nasıl dinlendirme aşaması, bunların hepsini detaylı anlatalım. Evet, kavurmaya geçiyoruz. Evet, şu anda üst kata geldik ve kurban etimizin kavurmasını yapacağız. Evet usta. Kurban etimizin yağını ayıkladık. Yağlarımız, etimiz bu şekilde. Yağlarımızı bu şekilde tavada eritiyoruz. Amaç yemeğe bu yağı kullanmak. Yani yemeğimizi. Yani kurbanımızın yağı da kendi yağından. Aynen, kendi yağından. Ne kadar kendi yağından kullanırsak o kadar güzel olur. O kadar kaliteli, o kadar lezzetli bir yemek elde ettik şu anda. Etlerimizin sinirlerini ayıklayıp attık. Evet. Thank you.
yağın içine eserini dağıtıyorum. Kendi yağına dinlenerek pişiyor. İlk başta kendi yağımızı koyduk ve ondan sonra etimizi bir porsiyon olarak tarifin içine koyduk. Kendi yağıyla pişmeye bırakıyoruz. Evde yaptığımızda bu etimizin üstünü bir kapakla kapatırsak çok daha doğal bir şekilde pişiyorsak çok daha iyi pişmiş olacak. Ama şu anda sert bir ateşte pişiriyoruz. Sert ateşte pişirilirken etin suyunu salmaması, suyun içinde kalması. Ancak evde belki sert ateşte pişirme imkanları olmayabilir. O yüzden etin üstünü kapatmalar lazım. Yani buharın kaçmaması. Etlerimizi pişirmeye bıraktıktan sonraki aşama şu, et suyunu salıp bir içebilir. Şu şekilde et suyunu salacaktır. Ve daha sonra bu suyu geri çekilir. O zaman salmamız daha lezzetli, daha kaliteli olur. Et suyunu salıp geri çekmeden etin altı kapatılırsa veya dinlenmeye alınırsa bu etin özelliği. İnşallah et edilmiş olmaz. Peki şöyle bir sorumuz var usta. Evlerde pişirdiğimiz zaman genellikle tavalarda değil de tencerelerde pişiriyorum. Evet. Üst taraflardaki pişen etle alt taraftaki pişen et tabii ki biri olmuyor. Peki bununla ilgili tüm noktalar nelerdir? Bununla ilgili etimizi ilk kavurduğumuz aşamada tava olsun, tencere olsun. Dibi az daha geniş bir tencerede etimizi bir süre karıştırıp o şekilde kavurmamız gerekiyor. Yani eti attık suçun üzerine koymaz. Eti sert yağa attık. Bir süre etleri bu şekilde karıştırıp altı yükleyelim. Daha sonra kapağını kapatıp dinlendirmeye bırakmalı. Aksi takdirde üstteki etler dediğiniz gibi tamamen yapışmıyor. Şu anda etin suyunu çekti. Bu eti de yine fazla kullanıyoruz. Bu eti yine tabii. Yani pişme derecesi şu. İlk başta şunu yaptık, etimizin kendi yağıyla birlikte onun ilk önce yağını güzel bir pişirme aldık. Daha sonrasında etlerimizi kendi yağıyla kızartmaya aldık ve etlerimizi koyduk. Daha sonra et suyunu bıraktıktan sonra kendi suyunu çekeneş kadar tavada durdurduk ve şu anda etlerimizi yapmaya başlayacağız. Evet, etimizi bu papirlerimizi de yapacağım. Evet. Etler pişti. Etlerini kaldıracağım. Açtım. Bu kavurmaya isteğe göre sebze kullanılabilir. Sebze yine yani isteğe göre domates, sarımsak, biber, gerekirse mantar kullanılabilir. Yani kavurmanın şeklini kişi kendine göre ayarlayabiliyor. Ve şu anda etlerimiz hazır. Ve etler hazır hemen. Bir tadalım orada. Zorada görmüştük. Kavurmanın kavurmanın tadı da muhteşem. Kavurmanın da çok fazla kurumayacak şekilde. Etlerimizi piştikten kesinlikle çok fazla kurutmuyoruz. Yani yağın içinde eti aşırı fazla getirip kurutmak o yemeğin lezzetini, suyunu, tadını kaçırmak gibi. Etlerin pişme dereceleri bu şekilde. Yani elinle eti rahat bir şekilde parçalamam. Evet. Evet, etimiz pişti ve yanında alacağımız mezelerimiz de pişti. Aynen. Mezelerimiz de aldı. Etimiz de aldı. Afiyet olsun.
Evet, Atakonu'dan Mehmet Usta'nın yanına geldik bugün. Ondan Kurban Bayramı'na dair etlerin saklanmasından pişirilmesine kadar ve aşağıda ızgara yaptık, yukarı geldik, kavurma yaptık. Nasıl yapılacağını gördük. Bizi izlemeye devam edin.